Merhaba arkadaşlar. Uzun zamandır e, bootloader bootloader bir bootloader videosu bekleniyordu. E, ben de gerçekten önemli bir nokta e, değinmek istiyordum. Ve çok şükür e, FreeRTOS kursunun da bitmesiyle beraber vakit bulabildik. Bootloader konuşacağız. Bu bootloader nedir? Neden gereklidir? Neler için? Nerelerde? Nasıl kullanılır? Ve bu işleri nasıl yapacağız? Bu kursun tamamında inşallah bunların hepsini göreceğiz. Bootloader atmak için hangi yöntemler uygulanıyor, hangi çevresel birimler gerekli, nerede nasıl yapabilirim? Bunların hepsini detaylı bir şekilde konuşacağız. Çok fazla vakit kaybetmeyelim. Zaten e, kurs içerisinde yeteri kadar sohbetimizi, muhabbetimizi yapacağız. Bu nedenle şimdi hızlı bir şekilde ben e, biraz da detaya inerek bootloaderı ne olduğunu ve neden gerekli olduğunu şöyle temel olarak duyuyoruz ama duymak yetmiyor bir de temel olarak neler olduğunu ve nasıl olduğunu konuşalım. Şimdi bootloader nedir? Bootloader yani Türkçe karşılığı ön yükleyici dediğimiz şey mikrodenetleyicinin flash'ında depolanan küçük bir kod parçasıdır aslında ya bir kod parçasından ibarettir. Ve bizim mikro denetleyicilerimizde bazılarında firma tarafından yani satılan firma tarafından yüklü olarak gelir. Bazılarında belli bir ide üzerinden kurmamız gerekir. Bu kod parçası yani bu uygulama yükleyici olarak hareket etmek için yalnızca okunabilir bellek ve gerektiğinde uygulamaları güncellemek için bir mekanizmadır. Yani siz bu koda erişemiyorsunuz. Readable, read only koddur. Yani sadece okunabilir bir kod parçasıdır ve bu kod parçasına müdahale edemeyiz. Örnek verelim. ST işlemcilerinde bu kod parçası bootloader kod parçası vardır. Üretici tarafından mikrodenetleyici'nin içerisine gömülmüş haldedir ve e, ileride göreceğimiz bunları ileride konuşacağız zaten. O yüzden şimdi çok detayına girmeye gerek yok. Yormayalım ilk baştan. İleride göreceğimiz bir bellek alanına kaydedilmektedir. <laughs> Bazı mikro denetleyicilerde ise e, bu dediğim gibi yüklü olarak gelmeyebiliyor. Şimdi buradaki de önemli olan şey e, bootloader mekanizmasının belli bir bellek alanında kaydediliyor olması ve aslında temel mantığı ya kod atmak ya da atılmış kozun, kodun üzerinden belli güncellemeler yapmaktır. Peki hangi mikrodenetleyicilerde hangi bootloader'lar var? Şimdi özellikle Arduino'yu göstererek başlamak istiyorum. Hepinizin sağdan soldan bir şekilde denk geldiği, hepimizin denk geldiği ve bir zamanların meşhur Arduino'su. Arduino'nun üzerinde bir tane mikrodenetleyici var. Öyle değil mi? Nedir bu? Atmel'in herhangi bir mikrodenetleyicisi. Bu e, 328'de 328 de olabilir. 16 da olabilir. Farklı farklı mikrodenetleyiciler mevcut. Ve bu mikrodenetleyiciler içerisinde de bootloader yüklü geliyor otomatik olarak. Dolayısıyla bu mikrodenetleyici gerçekten de mikrodenetleyicinin flash belleğinde programlanmış bir bootloader ile geliyor yani siz Şuradaki reset butonuna bastığınızda aslında o bootloader çalışıyor ve o bootloader ön yani ön yükleyici çalıştıktan sonra gerekli kodu tekrar mikro denetleyicimize yazıyor aslında işlev bu şekilde buraları çok e, anlamıyorsanız bile yani çok zor bir şey yok aslında bu söylediğim ama Kafanıza tam oturmadıysa dert etmeyin. Zaten ilerleyen derslerde bunları detaylı konuşacağız. Hatta şöyle bir şey olur. Siz eğer bu mikrodenetleyiciyi değiştirmek isterseniz yeni mikrodenetleyici taktığınızda öncelikle bu mikrodenetleyiciyle bootloader atmanız gerekir. Bunun için de Arduino IDE'si üzerinden belli bootloader atma alanları vardır. Oradan bootloader atarsınız. Yani siz aslında buna kod yazarken bootloader'a haber veriyorsunuz ve o bootloader kendisi gerekli yerlere götürüyor. Peki Arduino'daki bootloader'ın ana kullanımı ne? Bu bootloader Arduino board'unda kullanılıyor ve Arduino projelerini geliştirme kartına yüklememizi sağlıyor. Sizin Arduino IDE'de yazdığınız kodların hepsi bu bootloader sayesinde bizim mikrodenetleyicimizin içerisine kaydedilmiş oluyor. Ve biz Arduino'da kodu yükle butonuna bastığımızda aslında o boardumuz anlık olarak resetlenmiş, sıfırlanmış oluyor ve bootloader'ımız yani ön yükleyicimiz çalışıyor. Ve ardından bootloader kendisine gelecek olan komutları bekliyor. Ve devamında Bizim yazdığımız kodları ikili formatta yani binary formatta alıyor ve mikrodenetleyicimizin flash'ına atıyor. Yani flash'ını programlamış oluyor. Ardından tekrar sıfırlamak için çalışıyor ve yüklediğimiz koda kontrolü veriyor. Temel mantığı bu. Peki bu bir tek Arduino ile mi sınırlı? Tabii ki değil. Kursumuzda kullanacağımız STM32F4 Discovery Kartı. STM32 F4 Discovery kartları üzerinde STM32 F407 VGT 6 mikro işlemcisi bulunan Discovery kartları, geliştirme kartları. Sizde illa STM32 F4 Discovery kartı olacak diye bir şey yok. Bu nükleer kartlar da olabilir. Farklı kartlar da olabilir. 429 LCD'li kart da olabilir. Ama mekanik olarak Cortex, ARM Cortex MX işlemcisine sahip işlemciler kullanarak bu kursu icra edeceğiz. O yüzden STM üzerinden gideceğiz. Arduino'daki gibi STM32F407VGT6 çiplerinde de bootloader yüklü olarak gelir ve ön yükleyici mikrodenetleyici sıfırlandığında çalışmaz. Yani bu kartta default olarak varsayılan olarak. Mikrodenetleyicinin ön yükleyicisi yani bootloader'ı sıfırlama işlemini gerçekleştikten sonra çalışmayacak. Biz ileride bunu nasıl etkinleştirmemiz gerektiğini konuşacağız. Onun için belli pinlerimiz var. Hatta bakın şurada boot 0 pini ve şurada da gözükmeyen bir boot 1 pini var. Bunlarla e, göstereceğiz. Ancak default olarak bu bootloader çalışmıyor durumdadır. Yine burada da ön yükleyicinin ana kullanım amacı, bootloader'ımızın ana kullanım amacı binary dosyaları indirmek ve yüklemektir. Bizim kartımızın iki tane bölümü var. Birincisi hep önceki stm 32 F4 Discovery kartıyla ARM programlama derslerinde de konuştuğumuz ST-Link bölümü ve ikinci kısım ise bizim geliştirme kartımızın kontrol edildiği kısım kartın ST link bölümünde devrenin içerisinde kendine ait olan hata ayıklayıcı yani debug ve programlayıcı bulunuyor. Buna in-circuit debugger deniyor. Ya da programmer in-circuit debugger diyebilirsiniz. İleride ICP olarak bir şeyler görürseniz e, bunun anlamı in-circuit debugger ya da programmer ICDP Yani bu kısma icdp de diyebiliriz artık In circuit debugger programmer Adı üzerinde Devrenin içerisinde bulunan hata ayıklayıcı programlayıcı bölümdür Yani Bu sayede biz Bu kartın ne zaman Bu arkadaşı ne zaman programlamak istersek Ön yükleyiciden yardım almıyoruz Bu arkadaşın ön yükleyicisinden yardım almıyoruz Çünkü icdp'miz yani Devre içindeki hata ayıklayıcı programlayıcı olarak adlandırdığımız bu hata ayıklama ve programlama bölümü sayesinde Bütün işlemi bu, bu devreye yaptırıyoruz Yani devre içi hata ayıklama programlama bizim işlemimiz yapıyor O yüzden de bootloader'ımızın çalışmasına gerek olmuyor Çünkü bootloader dediğimiz şey kodun yüklenmesinde hata ayıklanmasında işe yarıyor Ancak bizim zaten kendi devremizin içerisinde bir ST link bölümü olduğu için hata ayıklama programlama bölümü olduğu için bootloader'a ihtiyaç yok. Ve bu kısmın adına da ST-Link diyoruz. Ve mikrodenetleyicimizi programlamak için bu bölümden yardım alıyoruz. Ve ayrıca bu devreyi mikrodenetleyicinin çalışan kodunun hatalarını ayıklamak için kullanıyoruz. Biz STM32 STM Studio'da ya da Keil STM Cube'da Atolik gibi programlarda debug işlemine bastığımızda aslında bizi debug'a götüren bizim debug yapmamızı hata yıklama yapmamızı sağlayan kısım SD-Link kısmı. Arduino'da böyle bir kısım yok. Arduino'da böyle bir kısım olmadığı için de bootloader'ın yardımına ihtiyacımız oluyor. Ve STM'de de ST-Link olduğu için bootloader'a ihtiyacımız olmuyor. O nedenle de bootloader aktif olmuyor arkadaşlar. Pasif durumda başlangıçta. Ee, bu yüzden de buna sistem içi programlama, in-system programming deniyor. Ve bir diğer benzer geliştirme kartı Texas Instrument'a ait olan, e, TM4C123G devresi. Özellikle bunları tanıyalım diye koydum. Hani bootloader'dan nasıl faydalanıyoruz? Bootloader'dan nasıl faydalanmıyoruza gel geliyoruz. Tiva tabanlı e, bir Launchpad pad kartı bu. Bu mikrodenetleyici de yine bootloader yüklü geliyor. Mikrodenetleyicinin read-only memorisinde yani sadece okunabilir memorisinde TivaWare ön yükleyici adında onların bootloader'ın adı TivaWare. TivaWare adında bir ön yükleyicisi var. Yine bazı ön yükleme pinlerinin durumunu değiştirerek biz bunu etkinleştirebiliyoruz. Peki bu arkadaş nasıl programlanıyor? Bu da yine şu kısımda gördüğünüz gibi ST-Link gibi devre içi programlayıcı ve hata ayıklayıcı bulunuyor ve bunu kullanarak mikrodenetleyiciyi programlayabiliyoruz. Ve bootloader'ın yardımı olmadan doğrudan mikrodenetleyicide hata ayıklama yapabiliyoruz. Yani sonuç olarak kartınız veya ürününüz hata ayıklama ve programlama devrelerini desteklemiyorsa yani ICDP dediğimiz in-circuit debugging and programming devrelerini desteklemiyorsa böyle bir kısım yoksa devrenizin yeni bir uygulamanın Binary, binary dosyasını yani ikili dosyasını güncellemek veya yazmak için bir bootloader'a ihtiyacı var demektir. Ön yükleyiciye ihtiyacı var demektir. Bakın bu kartta bir debugging programming bölümü olduğu için bootloader'a ihtiyaç duymuyor. Bu kartta bir SD'lik debugging programming bölümü olduğu için bootloader'a ihtiyaç duymuyor. Ancak bu arkadaşta bir debugging, e, programming olmadığı için her zaman bootloader'a ihtiyacı oluyor. O yüzden siz bu mikrodenetleyiciyi kodlamak için bootloader'ını kullanıyorsunuz. Arduino IDE'de de özellikle bootloader tarafı var. Bakın özellikle konuşmuşken görelim. E, ben de bazen kullanıyorum böyle Arduino IDE'yi. Hemen göstereyim. Yeni bir tane proje dosyası açalım. Bakın burada e, programlayıcı ya da programlayıcı kısmında da zaten bir bootloader kısmı var. Şurada bir yerdeydi bakalım. Ön yükleyici yazdır kısmı da var. Bootloader'ı direkt yazdırma kısmı da var. Yani siz yeni bir kart taktığınızda ya da bu arkadaşta bootloader yoksa bunu programlamak için öncelikle bootloader kullanıyorsunuz. İşte ön yükleyicinin önemi bu. Peki sadece bu işler için mi? Hayır. Evet STM32 Discovery kartının var. Ama siz örnek verelim. Bir araç içerisinde bir devre yaptınız ve bu araç bu devre Kembas üzerinden haberleşiyor. Siz bu devrenizi güncellemek için tüm arabalara hadi gel seni güncelleyelim mi diyeceksin. Hayır. İşte Kembas üzerinden bootloader sayesinde güncelleme yapacaksın. Ya da cep telefonlarınız, elinizdeki telefonlar size firma Örnek verelim, iPhone kullanıyorsunuz. iPhone, telefonunu getir güncelliyor mi diyor? Hayır, bootloader sayesinde güncelleme yapılıyor. O tabi farklı bir, e, o, o over the air diye geçiyor sanırım. E, evet, over the air diye geçiyor. Ya da farklı markalar fark etmez. Ya da fabrika otomasyon ürününüz var yani e, ve gittiğiniz e, İstanbul'da lokasyonunuz var ve Edirne'de kurdunuz. Buradan Edirne'ye gitmek mi? Sizin için daha iyi yoksa oturduğunuz yerden güncellemek mi? İşte bootloader'ın önemi bu. Gelecek derste mikrodenetleyicimizin hafıza organizasyonunu inceleyeceğiz. Gelecek derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.